Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Bugün çok özel bir güveç yemeği yapacağım size. Canbaz. Kanki, 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 bugün güveçte pirzola yaptık arkadaşlar. Alev ederci. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Efendim, anlatılmaz lezzetler mutfağımızdan herkese selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben Deniz Kanki Canbaz. Ne yapacağımız belli olmaz ama yapacağımız şey belli. Onur Market'in katkılarıyla dostlarımız, arkadaşlarımız biliyorlar. Bugün çok özel bir güveç yemeği yapacağım size. Harika bir güveç olacak. Hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım diyelim. Öncelikle neler var? Öncelikle hangi malzemeleri kullanacağız? Olmazsa olmazımız bu yemekte. Domatesimiz var arkadaşlar. Küçücük küçücük körpe patlıcanlarımız var. İki tane soğanımız var. Yeşil biberlerimiz var. Kırmızı kalpe biberimiz var. Sarımsağımız var. Ve tereyağımız var. Bir de ne var? Macun agamın yeni bilediği harika bir bıçağım var. Bu bıçak çok keskin. Aman cambaz dikkat et dedi. Ve çok keskin dedi. Teşekkür ediyorum. Jilet gibi yaptım macun agam bıçağımı. O halde bira bismillah diyelim. Yemeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Onur Market'te dükkan sizin. Önce şu kapya biberden başlayalım. Kapya biberi şöyle bir oplattık. Öyle bir salladık. Evet. Hemen şuradan tanelerini attık, hazır hale getirdik. Değil mi? Tamam. O zaman hadi bakalım. Şöyle bir janjanlattık. İki tane yeşil biber kullanmak istiyorum. İki yeşil biberi de şöyle ortadan bir böldüm. Bir de ben bunları ikiye böleyim. Şuradan şöyle. Evet. Patlıcanlarımı halledeceğim inşallah. Şöyle aldım. Şuradan da aldım. Evet. Böyle bir yaptım. Şimdi bunlar körpe patlıcan. Körpe patlıcan olduğu için ne yapacağım? Hani hiç böyle aksesuarmış, janjanmış falan düşünmeden şöyle küçücük keseceğim onları. Malum tazecik olduğu için bunlar 24 saatte tarladan toplandı. Onur Tarımsal Onur Market'teki raflara yetiştirdi. Tazecik, körpe körpe. Biz de gittik, bugün alışverişimizi yaptık. Patlıcanlarımızı aldık. Evet, patlıcanları da dediğimiz gibi şöyle küçük küçük orta karar doğrayalım. Bunlar da tamam. Şunları da aldık. Fazla patlıcan koymayalım. Çünkü patlıcan biraz pişince kararacak. O kötü bir görüntü olmasın ama patlıcanımız olsun. Olsun istiyoruz. Soğanlarımı aldım abi. Soğanlarımı aldım agacım. Evet. Şöyle bir cırt yaptım. Şimdi ne yaptık? Kapya biberi doğradık. Yeşil biberimizi doğradık. Patlıcanlarımızı doğradık. Soğanlarımızı doğradık. Sıra geldi domateslerimize arkadaşlar. Domateslerimizi de şöyle yapacağız. Bir ince janjan yaptım ya. Ondan sonra şöyle tutacağım şuradan. Bak şöyle. Biraz maharet istiyor bu ama ben onu hallederim. Şöyle elma soyar gibi domateslerimi soyacağım arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Domates çok güzelmiş ya. Hani hemen tuzla pırt pırt sulu sulu. Çok güzelmiş. Bu da onursal tarım farkı diyelim. Buradan onursal tarımda emek veren bütün dostlarımıza, ki onlar da bizlere destek oluyorlar. Onlara da teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi domateslerimi küp küp doğrayacağım ama şöyle bir detay var. Çok küçük olmayacak arkadaşlar. Biraz iri kalmasını istiyorum. Şimdi burayı neden hazne olarak kullandık? Burayı su burada kalacak. Biz
olabildiğince tanelerini oraya atacağız. Orada da biraz dinlenecek. Az sonra ona güzel bir baharat çeşmi falan katacağım. Efendime söyleyeyim. Bak böyle sularını bırakarak yapıyorum şöyle. Niye? Çünkü ne yemeği yapıyoruz? Güveç yapıyoruz yani. Güveçte bir yemek yapıyoruz. O nedenle çok böyle fazla sulu olmasını istemiyoruz. Baharatları atacağım. Bunun biraz böyle küçük bir karışımını yapacağım. Sonra sarımsakları ekleyeceğim. Neden? Biraz istiyorum ki böyle bir otursun. Var olan domatesin suyu biraz daha altta kalsın. Çünkü güvecime döşerken o suyun orada kalmasını istiyorum. Suyu istemiyorum güveçte. Çünkü böyle derin bir güveç kullanmayacağım. Şöyle küçücük ağzı olan harika geniş bir güveç kullanacağım. Asıl sürpriz dediğim gibi güvecin üstünde olacak. Finalde olacak. Dedikten sonra şimdi müsaadenizle her zaman olduğu gibi öncelikle böyle bolca karabiber. Çankırı'dan bize kaya tuzu geldi ya. Bak nereden nereye. Ya aklınıza helal edin arkadaşlar ya. İnan olsun. Şimdi abinin ismi neydi? Unuttuk. Bir sonraki yemekte Çankırı tuzumuzu kullanırken lütfen hatırlatın. Abimizin ismini söyleyeceğiz ve kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz ama orada da bir teşekkür edeceğiz. Dedikten sonra ben şimdi buna pul biber atacağım azıcık. Pul biber olmak zorunda. Evet. Biraz pul biber attım. Birazcık da çeşniden atayım. Azıcık. Fazla değil. Azıcık. Azıcık da çeşni. Tamam. Tam bu kadar. İzin verirseniz ben şimdi bunu bir bocalayacağım arkadaşlar. Şöyle bir bocalayacağım bak. Oh. 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 Evet. Şimdi dedim ya bu hazır. Bu dinlensin. Bu dinlensin. Efendim yemeğimizi bu aşamaya kadar getirdik. Bereket versin diye. Arkadaşlar güvecimi yaklaşık bir 20-25 dakika fırında ısıttım. Güveç hazır. Şimdi sıcak sıcakken hemen tereyağını bocalamam lazım. Ben şöyle biraz heyecan yaptım çünkü güzel. Oh sıcacık. Şu tereyağını şöyle bakın bak. Biraz sonra göreceksiniz şıkır şıkır erimeye başlayacak tereyağı. Tereyağım sıcak güvecimde hafif hafif erimeye başladı. Şimdi bu yağlık, evet ben bununla güzel güvecimi, sıcak güvecimde eriyen tereyağını şöyle güzel bir bocalayacağım. Çok güzel gözüküyor, harika gözüküyor, aramızda kalsın. Hadi bakalım, şu yağlığı bir kullanalım be. Tereyağımız hazır. Şöyle damlatmadan yağını aldım. Yine elimi yıkadım. Yanlış ne kadar çok kağıt havlu gidiyor ya. Bu kadar kağıt havlunun gitmesi beni üzüyor biliyor musunuz? Yani bu kağıt abi ormandan kesiliyor. Yani bu kadar çok kağıt havlu kullanmamak lazım. Yani biz buna bir çözüm üretelim. Bir çözüm üretelim buna. Gerektiği kadar kağıt havlu kullanalım. Onun dışında eski evde kullanmadığımız böyle bezlerimiz falan olabilir. Onları kullanalım bence. Yani sonuçta doğaya sahip çıkmak lazım. Bunlar için ormanlar kesiliyor. Dedik. Yağımız kendine geldi. Domates hafif suyunu saldı. Ben şimdi bunu aldım. Bunu suyunu geride bırakarak üstten döşemeye başlıyorum. Arkadaşlar. Suyu bu tencerede kalacak. Şimdi bunu güzelce böyle yayacağım arkadaşlar. Tereyağımla buluşturdum malzememi. Okey. Harbiden hafif cızırtı gelir gibi oldu böyle. Endişeye mal yok. Şimdi bunlar bahane. Bunlar bahane. Olmazsa olmazımız. Neler koyduk içine saydık zaten. Açıklama bölümünde de neler koyduğumuzu göreceksiniz. Şimdi asıl muhabbet bundan sonra başlıyor. Bakın sarımsaklar orada hazır. Hatta ben yaparken yani
Düşündüm, taşındım. Abi hiç bunları soymaya gerek yok. Ezmeye falan gerek yok. Bunlar da fırında zaten kehribar gibi olacak. Böyle sıktığın zaman pırt diye çıkacak içinden. Hiç uğraşmıyorum. Şöyle sarımsaklarımı da bocaladım bunun içine. Şimdi geldik finale. Ben şimdi dolaba gidiyorum. Başrol oyuncumuzla bir buluşalım bakalım. Olay budur. Olay budur. Molek bize hazırladı. Bize de bu canım kalem pirzolaları, şu canım güvece yerleştirmek kaldı. Çok dikkat göstererek dizeceğim arkadaşlar. Şu kemikli kısımlar, evet şu kemikli kısımlar içeride kalacak. Şöyle bakın başladım. Hadi bakalım. Evet. Final yaptık. Başrol oyuncumuz da hazır. Pirzolaları dizdik. Hemen küçük bir temizlik. Ondan sonra olmazsa olmaz. Önce karabiber. Etimize de lazım. Etimize de karabiber lazım. Evet. Karabiber. Ve Çankırı'dan gelen tuzumuz. Çankırı tuzumuzu da attık. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Korona doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Hadi bakalım. Fırın hazır. Güveç hazır. Etler hazır. Fırınımıza veriyoruz arkadaşlar. Fırında buluşturacağız. Tabi etlerin bu yüzü piştikten sonra bir hamle yapacağım. Bir çırpıda hemen bir ters yüz yapacağım. Öbür tarafların da pişmesini sağlayacağım. Şimdi bismillah diyelim. Her zaman olduğu gibi fırınımıza şöyle bir yollayalım. Vatana millete hayırlı olsun. Çevirirken görüşürüz. Yine burada olacağım. Kendine dikkat et. Ne olur güzel piş. Kakan Gican Bas. Gençler, ters çevirdik etlerimizi. Fırında aşk devam ediyor. Az sonra sunum başlıyor. Görüşmek üzere. Kakan Gican Bas. Evet dostlar. Evet dostlar, şu görüntüye bakar mısınız? Güveçte pirzola yaptık. Harika oldu. Efendim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum. Bir yemeği daha bitirmenin mutluluğuyla selam gönderiyorum. Videomuzu izleyen, kanalımıza abone olan, dostlarına, arkadaşlarına tavsiye eden, bütün dostlarıma, katkıda bulunan co-sponsorlarımıza ama en başta Onur ailesine, Özen ailesine sonsuz teşekkürler. Ben şimdi tam bir macir işi yapacağım. Aynen şöyle, bakın. Ben bunun aynısını Avşa Adası'nda da yapmıştım. Şöyle, bakın. Şöyle yaptım, bir de şöyle yaptım. Şuradan en körpü olanını seçeceğim arkadaşlar. En körpesi şu. Evet. En körpesi şu. Böyle aldım. Tam macir işi. Tam macir işi. Böyle. Müsaade ederseniz bismillah diyorum. Tadıyorum. Ki asıl iş burada. Bu sosta. Sos da çok güzel oturdu. Böyle saldı suyunu. Mükemmel oldu. Bugün ne yaptık? Bugün güveçte pirzola yaptık arkadaşlar. Büyük bir heyecanla şu canım pirzolayı tadıyorum. Söyleyecek söz yok. Çok güzel. Mükemmel oldu. Tavsiye ediyorum. Aynen tarifimizi ne kullandık, ne yaptık, ne ettik açıklama kısmında videomuzu bulabilirsiniz.
büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından bir kez daha öptüm. Saygı, sevgi, hürmet, sağlıcakla kalın. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. Alevederci.